dedik, haykırdık. Önünüze gelen dosyalardaki kadınlar evrak değil, bir insan dedik. Anayasa, kanunlar, uluslararası sözleşmeler, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti dedik. Kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor dedik. Şimdi devlete göre bir kağıt, bir iş yükü, bir dosya azaldı. Bize göre ise bir insan öldü. Tıpkı korumayanlar, ciddiye almayanlar, odasından kovanlar gibi acıkan, üşüyen, susayan, öfkelenen, korkan ve sevinen ve mutlu olmak isteyen bir kadın daha öldürüldü. 38 yaşında, üniversite mezunu, öğretim görevlisi, 1,5 yaşında bir çocuk sahibi bir kadın Serpil Erfındık, boşandığı eşi tarafından öldürüldü ve bu sabah bu kapıdan morg binasından tabut içinde çıkarıldı. Serpil Erfındık daha önce kolluğa durumunu anlattı. Savcılığa durumunu anlattı. Aile mahkemesine durumunu anlattı. Aile mahkemesi önce 3 aylık, sonrasında 1 aylık koruma kararı verdi. Tehditler sona ermedi. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezimize başvuran Serpil Özfındık'ın gerekli dilekçeleri düzenlendi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ailesinin beyanına göre Cumhuriyet Savcısı, sen yine niye geldin? Bir de öğretim görevlisi olacaksın. Çan çan çan, ne bu çene? Ben zaten ameliyat olacağım. Rapor yazmam lazım. Sizinle mi uğraşacağız diyerek odadan kovdu. Şimdi hiç rahat olabilir. Serpil Erfındık artık çan 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 konuşmuyor. Elindeki bir aylık koruma kararının son günü, evinde şikayetçi olduğu eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şu an fail halen yakalanamadı. Şikayetçiyiz. Şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan, öldürme ile tehdit edilen kadınları bir evrak olarak gören hakim, savcı ve kolluk görevlilerinden. Tüm taleplere rağmen türlü bahanelerle mağdurları bir kere bile dinlemeye zahmet etmeyen, odasından kovan aile mahkemesi hakimleriyle Cumhuriyet Savcılarından, tebliğde geçen süreye, karara itiraz süresi olan 2 hafta ve hakimin karar verme süresi 1 hafta eklendiğinde tedbir kararının kesinleşmesi için en az 1 aya ihtiyaç olduğunu ve bu süre içinde zorlama hapsi uygulanamayacağını bildiği halde defi bela, defi kaza şeklinde 8 günlük, 14 günlük, 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık koruma kararı veren, bu kararlara itirazları okumadan reddeden aile mahkemesi hakimlerinden. Koruma denen şeyi bir polis memurunun cep telefonu numarasını vermekten ibaret sayan koruma kararlarının infazından sorumlu Cumhuriyet Savcılıkları ve kolluk görevlilerinden. İstanbul ve Ankara'da kadına yönelik şiddet vakaları için özel savcılıklar varken talep ettiğimiz halde İzmir'de özel savcılık kurmayan Adalet Bakanlığı'ndan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgilenirmiş gibi yapan, şiddet önleme ve izleme birimlerinde yeterli kadroyu istihdam etmeyen, birkaç personel ile bu sorunu çözeceğini sanan, adı var, kendi yok, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan kararları iş yükü gibi görüp kararların infazını takip etmeyen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, adli mercilerin önüne soruşturma talebiyle gelen tehdit, basit yaralama, hakaret gibi suçlarının mağduru olan kadınlara avukat yardımı yapılmasına müsaade etmeyen, ceza muhakemesi kanunu değiştirmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Serpil Erfındık'ı acımasızca öldüren Vedat Atik'ten, Serpil Erfındık'ı odasından kovan Cumhuriyet Savcısından, koruma kararını layıkıyla infaz etmeyen kolluk görevlilerinden şikayetçiyiz. Yukarıdaki herkes bu cinayetten sorumludur. Bu olaya dahil olan herkes kirlenmiştir. Duymayan, görmeyen, bilmeyen, bilip de susan bir devlet devlet değildir. Acımız çok büyüktür. Öfkemiz de o kadar büyüktür. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sorumlular yargılanıp ceza
işin peşini bırakmayacağımızı tüm kamuoyuna ve ilgililere bildiririz. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde sıfır tolerans uygulayacağını iddia etti. Bunu başaramadığını hepimiz gördük. Şimdi sıfır toleransı biz ilan ediyoruz. Bundan sonra bu vakalarda üzerine düşeni yapmayan devlet görevlilerinin her biri için ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağız. Ayrı ayrı takip edeceğiz. Meslektaşlarımdan ve tüm katılanlardan ricam,